Avukat, parayı karşıdan alsan ben sana çok iş getireceğim. Bizim dava, ne oldu? Ne no, no olmuş? Sizin duruşmaya aldık bize avukat. Ya i̇tiraz, i̇tiraz ediyoruz. Avukat telefonları açmıyor. Açmıyoruz. Benim yeğen de avukat Aferin ola, aferin. Önceki beyan. Yazılı beyanlar. Süre istiyoruz. Vermiyor, vermiyor avukat. Parayı karşıdan alsan ben sana çok iş getireceğim. Bizim dava, ne oldu? Ne no, no olmuş? Sizin duruşmaya aldık bize avukat. Ya i̇tiraz i̇tiraz ediyoruz. ediyoruz. Avukat telefonları açmıyor. Açmıyoruz. Benim yeğen de avukat. Aferin ola, aferin. Önceki beyan. Yazılı beyanlar. Hukuk Konuşalım kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde hukukçu, tarihçi, dil bilimcisi kimliklerinden öte tüm hayatını Türklük davasına harcayan bir hocamız Sadri Maksudi Arsal hakkında konuşacağız. Instagram'da daha önceden yapmış olduğum bir ankette bir soru cevap etkinliğinde sorduğum soruya yaklaşık 800 kişi yanlış cevabı vermişti. Soru şu şekildeydi. Türk Hukuk Tarihi dersinin kurucusu sayılan aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesi'nin kurucu öğretim üyesi Atatürk'le yaşadığı tartışmayla da tanınan profesör kimdir? Ankara Üniversitesi'nin kurulmasından Türk Dil Kurumu'nun kurulmasına kadar Atatürk'ün beyin fırtınası sofralarının müdavimi, yıllarca Ankara ve İstanbul Hukuk Fakültelerinde dersler vermiş, 3 farklı dönem milletvekilliği yapmış. Türk dili için Atatürk'le kavga edebilecek kadar milliyetçi Sadri Maksudi Arsal. 1878 yılında Rusya Federasyonu içinde Özerk Tataristan Cumhuriyeti'nin başkentinde bir imamın oğlu olarak dünyaya geliyor hocamız. Osmanlı topraklarının çok uzağında Türklük şuurundan uzak olmayan bir diyarda yaşamına başlıyor. 1896 yılında Rus öğretmen okuluna kaydolduğunda da etrafından büyük eleştiriler alıyor. Eleştirilere rağmen eğitimine devam eden Arsal, Fransız kültürünün etkisi altında Rusya'da Batı kültürünü ve Fransız kültürünü öğreniyor. Öğretmen okulundan sonra eğitim hayatı için bir yol haritası çiziyor Maksudi. İlk hedefi Abdülhamit'in hükümdarlığında olan İstanbul. Ancak İstanbul için yola çıktığı sırada ilk önce Lev Tolstoy'a uğruyor. Orada kendisiyle birkaç saat muhabbet ediyor. Sonrasında kendisinde Türklük Şuru'nu yerleştiren İsmail Gaspıralı'ya uğruyor. Maksudiye Gaspıralı eğitimi için İstanbul'a değil Fransa'ya gitmesini tavsiye ediyor. Buna rağmen İstanbul'a yolculuk eden Maksudiye İstanbul'da da Ahmet Mithat Efendi Paris'e gitmesini tavsiye ediyor. Bunun üzerine yol planında küçük bir değişiklik oluyor. Eğitim planında küçük bir değişiklik oluyor Maksudi'nin ve Fransa'ya gidiyor. 1901 yılında Fransa'ya ayak basıyor Maksudi. İlk yılını Fransızca ve Latince öğrenerek geçirdikten sonra Sorbon Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoluyor. Maksudi bu sırada sadece hukuk fakültesi dersleriyle eğitilmeyip edebiyat fakültesi ve kolejde Fransa felsefe tarih derslerini de takip ediyor. Bu konularda kendisini geliştiriyor. Ayrıca o dönemde Fransa'da yerel bir gazetede muhabirlik yapıyor. Böylece oldukça geniş bir sosyal çevrede ediniyor. 1906 yılında hukuk fakültesinden mezun olan Maksudi her ne kadar doktora yapmak istediyse de İdil-Ural Tatarlarına ve Rusya Müslümanlarına hizmet edebilmek için ülkesine geri dönme kararı alıyor. Maksudi ülkesine geri döndüğünde ise hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görüyor. Siyasi ve politik birçok gelişme ve Rusya tarafından yapılan baskının ardından Türk Tatarlarını da içine alan Rus federal bir yapı kurulmuş. Onu görüyor Maksudi. Bu federal yapı içinde de ulusal kültürel özelliğe sahip milli bir meclis kurulmasına Maksudi ön ayak oluyor. 1918 yılında Bolşeviklerin gelişiyle e, milli meclise el koyuluyor ve Sadri Maksudi Arsal da Finlandiya'ya e, sığınarak iltica talebinde bulunuyor karısını ve iki küçük kız çocuğunu da geride bırakmak zorunda kalıyor. Sonrasında da Atatürk tarafından Türkiye'ye davet edildiği zamana kadar olan sürgün hayatı diyebileceğimiz hayatı böylece başlamış oluyor. Maksudi Finlandiya'da oturma izni aldıktan sonra Rusya'daki bütün Türklerin ve Müslümanların davasını üstleniyor milletaşlarının özelliği için tüm Avrupa'da çeşitli görüşmelerde bulunuyor ve konferanslarda söz alıyor Ancak bu girişimlerinden olumlu hiçbir sonuç alamıyor. Daha önce söylemiştik Maksudi'nin sosyal olarak bir yetkinliği de çok fazla var. Finlandiya'da oturma izni alması da iltica ettim oturma izni alayım şeklinde değil. Finlandiya'nın haklarını daha önce Ruslara karşı savunmuş olduğunun Finlandiya başbakanı tarafından bilinmesi nedeniyle bir samimiyeti bir yakınlığı var. Bunun üzerine bu oturma iznini bu çalışma iznini alabiliyor. 1921 yılı geçerken ailesinin de Finlandiya'ya gelmesi üzerine hep birlikte ilk önce Almanya'ya. Orada bir süre ikamet ettikten sonra da ailesiyle birlikte Paris'e taşınıyor Maksudi. Ve Sorbon Üniversitesi'ne bağlı Slav Araştırmaları Enstitüsü'nde Türk kavimleri dersleri vermeye başlıyor. Buraya kadar hızlı geldik. E, Türkiye ile hocamızın yolları nerede kesişiyor? İlk podcastimizde de söylediğimiz bir husus vardı. Cumhuriyetin Türkiye'de kurulmasından itibaren yurt dışına eğitim ve öğretim görmek için birçok öğrenci gönderiliyordu. 1923 yılında Maksudi'nin halka açık verdiği dersleri dinlemeye işte bu öğrencilerden de katılım oluyor. Maksudi de zaten Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni kurulan cumhuriyete büyük bir sempati besliyordu. O dönemlerde Türk ocaklarına mektup yazarak ülkede konferans vermek istediğini belirtiyor ve teklifinin kabul edilmesi üzerine 1924 yılında Türkiye'ye geliyor ve konferanslarından sonra da Atatürk'le görüşmeyi teklif ediyor. Atatürk bu görüşmeyi kabul ediyor. Bu görüşmeden, bu kısa görüşmeden bir süre sonra da Atatürk Maksu diye yeni kurulan devlette de vazif vazife almak üzere Türkiye'ye yerleşmesini teklif ediyor. Maksudi de bu teklifi hiç düşünmeden kabul ediyor. Bu kabul aslında Maksudi'nin Paris'teki öğretim üyeliği görevinden ve daha birçok farklı planından, kariyer planından vazgeçmiş olduğu anlamına geliyor. Maksudi ve ailesi 15 Mart 1925 yılında Türk vatandaşlığına kabul ediyor, ediliyor ve Türkiye'ye geliyorlar. Maksudi'nin hukuk hocalığı, milletvekilliği, Türk hukuk tarihi kurumu için çalışmaları ve dil devrimine katkıları olmak üzere toplam 4 ana başlıkta toplanabilecek bir hayatı var aslında. Biz podcast'in sınırlılığı çerçevesinde Maksudi hocamızın hukuk ve tarih sahnesinde aldığı rolü konuşmaya çalışacağız biraz daha. O zaman başlayalım. Ordinarius Profesör Doktor Ernst Tirsch'i anlattığım ilk podcast'te aslında Türkiye'deki üniversite reformuna biraz daha ayrıntılı şekilde değinmiştim. İşte Maksudi'nin geldiği tarihlerde yine üniversite reformunun yapılmasından önce ki döneme denk geliyor. O tarihlerde yüksek okul olarak sadece İstanbul'da Darülfünun bulunmakta. Henüz İstanbul Üniversitesi olarak değiştirilmemiş durumda. 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimleriyle Ankara Adli Hukuk Mektebi açılıyor. Maksudi hocamız da bu fakültenin kurulmasına ön ayak oluyor ve kurucu üye olarak kayıtlarda geçiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Kurucu üyelerin üzerindeki görev ve sorumluluk çok fazla. Çünkü yüzyıllar boyunca şeriata dayalı bir hukuk sistemi vardı ülkede. Bu hukuk kurallarının terk edilip batılı seküler bir hukuk sistemine geçiş çok zor. Kanunların uygulanması, kanunların yazılması vesaire çok zor. Bu nedenle o dönemin kurucu üyeleri gerek Darülfünun sonradan İstanbul Üniversitesi olan İstanbul Hukuk Fakültesi'nde, gerek Ankara Fakültesi'nin Ankara Hukuk Fakültesi'nde hocaların görevleri sadece ders vermek değil, belli bir kültürün, belli bir hukuk anlayışının da oluşturulmasını sağlamak. Hocamız hukuk alanındaki katkısı Diğer önemli hocalara nazaran bir nebze değişiklik gösteriyor bu aşamada. Maksudi için Türk hukuk tarihi alanının kurucusu da demek yanlış olmayacak. Her ne kadar üniversite sıralarında çoğumuz sıkılarak dinlemişsek de bu ders 1925 yılında yeni kurulan bir ülkenin adeta atar damarlarını oluşturur nitelikte. Reformlar ancak tarihsel ve bilimsel temellere dayandığı oranda başarı sağlayabilen şeylerdir. Ahmet Mumcu e, Maksudi ile ilgili Türk hukuk tarihi alanına getirdiği en büyük yenilik Türk hukuk tarihinin sadece İslam hukukundan ibaret olmadığını, İslam'dan önceki kökenlerinin de araştırılması gerektiğini ortaya koyması ve buna ciddiyetle yönelmesidir. Maksudi'nin gerçek anlamda hukuk felsefesini de tedris etmiş olduğunu belirtiyor. Yani Maksudi temelinde özel hukuk tarihi Türk hukuk tarihçisi ve hukuk felsefecisidir. Kemal Gözler'e göre de hukukun genel teorisinden bahseden ilk hoca Sadri Maksudi'dir. Hocamızın hukuk tarihine ve Türk tarihine olan etkilerini birazdan ayrıca değineceğiz. Maksudi'nin sadece hukuk alanında kaleme almış olduğu hukuk tarihi dersleri 38 basımı, hukukun umumi esasları 1937 basımı, umumi hukuk tarihi 1941, hukuk felsefesi tarihi 1946, Türk Hukuk Tarihi ve Hukuk 1947 tarihli olmak üzere 5 adet ayrı kitabı bulunuyor. Hocamızın ayrıca kitap ve makale, e, konferanslarından oluşmak üzere kayda geçen 129 adet eseri de bulunuyor. Yayınlarla ilgili olarak aşağı bir link bırakıyorum. Ali Adem Yörük tarafından hazırlanmış hocamızın ayrıntılı bir bibliografyası. Sadri Maksudi Ankara Hukuk Fakültesinden başka 1933 tarihinde Üniversite reformunun ardından yaklaşık 5-6 yıl kadar İstanbul Üniversitesi'nde dersler veriyor. 1940 yılının Haziran ayında Ankara Hukuk Fakültesine atanıyor. İstanbul'daki görevi sona eriyor. 1941'de Ankara Hukuk Fakültesinde Hukuk Tarihi ve Felsefesi profesörlüğüne tayin ediliyor. 1943'te Ankara'dan tekrar İstanbul Hukuk Fakültesine geliyor. Orada hukuk tarihi ve felsefesi ordinarius profesörlüğüne tayin ediliyor. Ayrıca hocamız bu süre içerisinde edebiyat fakültelerinde de ders veriyor. 6 Kasım 1945'te emekliye sevk ediliyor. Yetmiyor, çalışmaya devam ediyor. Çünkü verdiği dersi verebilecek başka hoca Türkiye'de bulunmuyor. Sadri Maksudi sadece bir öğretmen olarak görevde yapmıyor. Bir araştırmacı, bir düşünür olarak hayatına devam ediyor. Türk hukuk tarihi ile ilgili kendisinden sonra araştırma yapacak kişilerin bir takım zorluklarını ortaya çıkartıyor. Bunun en büyük sebebi de bu zorlukların en büyük sebebi de Türklerin yıllarca, yüzyıllarca yayılmacı bir politika izlemesi ve sürekli göç halinde olması. Türkler göç ettikleri her bölgede, yaşadıkları her bölgede kendilerine has tarihi izler bırakıyor. Bu nedenle çok fazla kaynak var ama bu kaynaklar dağınık bir şekilde. Orta Asya devri için Çin, İran ve kısmen Arap kaynakları, İslam ve Selçuklu dönemi için Arap ve İran eserleri, Osmanlı devri için Bizans eserlerinin bir araya getirilmesi gerektiğinden bahsediyor Maksudi ve kendisinden sonra bu araştırmaları yapacak kişilere de yol göstermek adına kullanılacak bir metot oluşturmaya çalışıyor ve gelecek nesillere de yol göstermekten kaçınmıyor. Profesör Doktor Fethi Gedikli Maksudi'nin yazmış olduğu bir kitapla ilgili şunu söylüyor. Aşağıda linkini ayrıca bırakıyorum makaleye de ulaşabilirsiniz. O aynı zamanda istilacılara karşı vatanını ve bağımsızlığını koruyan, mahvolmaktan dönem ve özgüvenini tesis etme ihtiyacı olan halkının gençlerine moral veren, onların da eski ve zengin bir kültürün ve zengin bir dilin taşıyıcısı olduklarını delilleriyle beraber sunan bir kitaptır. Aşağıda bıraktığım kaynaklarda gerçekten hocamızın dil, Türk tarihi alanında yapmış olduğu çalışmaları da ayrıca göz atmanızı tavsiye ediyorum. Maksudi sonrasında 1931-1935 yıllarında Atatürk'ün kendisini aday göstermesiyle birlikte hiç haberi yokken Giresun'un bir ilçesi olan tabii o dönemde şehir olan Şebin Karahisar'da milletvekilliği görevine başlıyor. 1935-39 yıllarında yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Giresun Milletvekilliğini yapıyor. 1950-1954 yılları arasında da Demokrat Parti'den milletvekili olarak Ankara'da görev yapıyor. Maksudi milletvekilliği yaptığı süre boyunca da hiçbir zaman derslerini aksatmıyor. Ankara'da da İstanbul'da da tüm derslerini aktif bir şekilde katılım sağlıyor. Maksudi ayrıca 1930 yılında Türk Ocakları'nda yapmış olduğu bir konuşmada tarih eğitiminin kurulması gerekliliğinden bahsediyor. Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanan bu heyette 1931 yılından itibaren Türk Tarih Kurumu olarak çalışmalarına devam ediyor. Yani bu kurumun kurulmasının ilk aşamasından itibaren Maksudinin büyük katkıları oluyor. İleride daha ayrıntılı şekilde bahsedeceğim. Türk Dil Kurumu'nun ve Türk Tarih Kurumu'nun gerektiği şekilde çalışmadığı yönünde Maksudinin Atatürk'e karşı yapmış olduğu büyük eleştirileri de var. E, Türklük davasına kendini adamış bir hocamız. Bu nedenle... Türk dilinin ve tarihinin gelişimi için çok fazla emek sarf ediyor. Ayrıca Maksudi Türk diliyle ilgili yapmış olduğu çalışmalarını ve sunmuş olduğu eserleri tek bir kitap haline getirerek Türk dili için ismiyle okuyuculara sunuyor. Bu kitap Mustafa Kemal Atatürk tarafından da çok fazla benimseniyor. Hatta o dönemde kitabın ön sözünü de Atatürk kendisi kaleme alıyor. Şimdi yeri gelmişken Maksudi ile Atatürk arasında geçen tartışmaya da birazcık değinelim. Buraya kadar anlattıklarımdan yola çıkarak aslında Sadri Maksudi ile Atatürk arasında yakın bir ilişki olduğunu hepimiz anlayabiliyoruz. Türkiye'ye Maksudi'nin gelmesinden üniversitede hoca olarak tayin edilmesine, milletvekili olarak görev yapmasına, sonrasında yazdığı kitapların Atatürk tarafından desteklenmesine kadar pek çok süreçte Atatürk'ün rolü var. Peki Sadri Maksudi ile Atatürk'ün yaşadığı tartışma neydi? Bu konuyu ben internette araştırdığımda karşıma Atatürk Türkiye eleştirebilmek için bir şeyler bulma çabasıyla yanıp tutuşan, canını dişine takan köşe yazarlarının 85 yıl önce yaşanan olaylara şahit olmuş gibi anlattıkları yazıları karşıma çıktı. Yaşanan tartışma olayına ilişkin objektif ve akademik nitelikte bir eser olarak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi Gürbüz Aslan'ın Sadri Maksudi Arsal Denizbank ismi ve Eleştiriler adlı araştırması var. Bunun linkini de podcast'in altına bırakıyorum. Bu tartışmanın günümüze kadar aktarılması Sadri Maksudi'nin kızı Ayda Arsal tarafından sağlanmıştır. Atatürk'ün konuyla ilgili ayrıca bir açıklamasına da ben ulaşamadım. Şimdi 1937 yılında denizcilik faaliyetlerinin hız kazanması ve denizcilik alanında faaliyet gösteren şirketleri tek bir kurum altında toplamak üzere bir banka kurulmasına Başbakan Celal Bayar'ın girişimleriyle karar veriliyor. hükümetin hazırladığı kanun tasarısı da 24 Aralık 1937 tarihinde Millet Meclisine sunuluyor. Tasarının içeriğine farklı milletvekillerinden farklı konularda itirazlar gelmişse de Maksudi bankanın isminin Türk lisanına uygun olmadığı yönünde eleştirilerde bulunuyor. Maksudi bankanın isminin Türk lisanına uygun olmadığını nasıl ki iş bankasının adı iş bank değilse merkez bankasının adı da merkez bank değil yeni kurulacak bankanın adı da deniz bank değil deniz bankası olmalı şeklinde eleştiride bulunuyor. Denizbank ismini Atatürk'ün koyduğu yönünde kendisine bir takım serzenişler yapılmışsa da maksudi bu durumun gerçeği değiştirmeyeceğini söyleyerek Denizbank yerine Denizbankası adının koyulması için kanun teklifinde bulunuyor. Ve yapılan oylama sonucunda da hükümetin kanun teklifi iade ediliyor. Bankanın adı hususunda tekrar görüşülmek üzere. 1937 yılındayız. Aralık ayındayız. Atatürk'ün o dönemde sağlık durumu kötüleşiyor. Birkaç gün sonra da zaten siroz teşhisi koyulacak ve Atatürk'ün durumu daha da kötüleşmeye başlayacak. Kaynaklara göre de o dönemde zaten Atatürk normalden daha alıngan ve biraz daha sinirli bir duygu durum içerisinde. Gürbüz Arslan'ın ayrıca aktardığına göre Atatürk bir süredir de Maksudi'ye biraz kırgınlık duymaktaydı. Çünkü Maksudi Türk Dil Kurumu'nun çalışmalarını yeterli görmüyor ve bu konuda sürekli eleştirilerde bulunuyordu. Atatürk'ün isteğine rağmen Güneş Dil Teorisi lehinde bir araştırmada yapmıyordu. İşte bu şartlar altında Maksudi'nin de Denizbank adını mecliste garibi olarak adlandırması üzerine Atatürk ve birkaç milletvekilinin Çankaya'da toplandığı bir gece Maksudi ile arası iyi olmayan bir milletvekili adeta Atatürk'ü dolduruşa getirmek amacıyla kendisinin dil politikasının baltalanmaya çalışıldığını, Maksudi'nin Denizbank adını garibi olarak nitelendirdiğini Atatürk'e söyler. Atatürk de Maksudi'nin bu sözlerini itiraz edilip edilmediğini sorar, cevap alamayınca da sinirlenir ve seçtiği milletvekillerinin Maksudiye cevap vermek üzere radyoya gitmesini söyler. Sonrasında bu milletvekilleri de radyo üzerinden hadlerini aşarak yaptıkları eleştirilerde Maksudi'nin dil bilgisine, hukuk bilgisine hatta kendi kişiliğine varacak seviyede e, hakaretler ve eleştirilerde bulunduğu kayıtları geçiyor. Aslında maksudiye verilen cevaplar özünde şu şekildeydi. Türk dilinde 3 farklı birleştirme yapılabiliyordu. Örneğin milliyetin hakimiyeti şeklinde veya Türk'ün bayrağı değil de Türk bayrağı şeklinde ya da kadının köyü değil de Kadıköy şeklindeydi. Denizbankında da bu birleştirmelerden son hali uydu. Bu nedenle Türk diline uygun olduğu söylenmekteydi. Bu açıklamaya Maksudi'nin cevabı ise Türkçe'de Kadı ve köy kelimeleri kendi başlarına bir anlam taşıyorken deniz bank adında yer alan bank kelimesinin Türkçede bir anlam ifade etmediği yönündeydi. Yani aslında maksudi hocamızın görüşü daha kabul edilebilir nitelikte gözüküyor. Milletvekillerinin eleştirileri radyoda yayınlandıktan sonraki gün gazetelere de yansıyor. Ve ülke çapında biraz konuşulmuş açıkçası bu konu. Gazetedeki eleştiriler, radyoda yapılan eleştiriler vesaire. Bundan sonrasında bu tartışmalara ilişkin son noktayı Gürbüz Aslan Hoca'nın makalesinin son kısmıyla tamamlamak istiyorum. Şöyle diyor Aslan. Peki bütün bunlar olup biterken Maksudi neredeydi ve ne yapıyordu? Maksudi 24 Aralık 1937 cuma gecesi radyoda kendisi hakkında müthiş cahillik iddia edildiği zaman trenle İstanbul'a gidiyordu. Çünkü 1934'ten beri Mustafa Kemal'in arzusuyla her ayın son haftası trenle İstanbul'a gidip Edebiyat Fakültesi ile Hukuk Fakültesinde dersler verirdi. Bundan dolayı 24 Aralık gecesi olup bitenleri 28 Aralık günü gazetelerden öğrenebildi. Bu arada Atatürk eleştiriler karşısında üzülmüş olmalı ki başyaveri Celal Bey'i Maksudi'nin yanına gönderdi. İkili arasında 31 Aralık Cuma sabahı Maksudi'nin evinde gerçekleşen görüşmede Celal Bey Atatürk'ün selamını getirdiğini, kendilerinin 24 Aralık gecesi radyoda söylenenleri katiyen tasvip etmediklerini, bunun bilinmesini istediğini söyledi. Sohbet ilerledikçe Mustafa Kemal'in 24 Aralık gecesi radyoda konuşanların hepsini 25 Aralık akşamı sofraya çağırarak azarladığını da ekledi. Ancak bu olaylardan sonra Maksudi ile Atatürk tekrar da bir araya gelememişti. Maksudi'nin kızı Ayda Arsal'ın aktardığına göre bu tartışmalardan sonra tekrar Atatürk ile bir araya gelemeyen Maksudi Atatürk'ün vefat haberini aldığında da radyo başında hüngür hüngür ağlamıştı. İşte Maksudi ile Atatürk arasındaki tartışma bu şekilde cereyan etmişti. Ve 1930'lu yıllarda entelektüel bir tartışmanın hangi boyutlara gelebileceğini bizlere göstermiştir diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum Hocamızın hayatına ilişkin ayrıntılı bilgi edinilebilecek kaynakları podcast'in altına ekliyorum. Merak edenler ayrıca oradan araştırma yapabilirler. Son olarak da Sadri Maksudi'nin torunu olan Gönül Pultar tarafından kaleme alınmış Dedem Sadri Maksudi Arsal adlı araştırmanın son sözleriyle bu podcast'i sonlandırıyorum. Sadri Maksudi Arsal mahallesinde de çok sevilir sayılardı. Komşular olsun, esnaf olsun onun ait hikayesini, akademik ünvanlarını ya da yazdığı eserleri bilmeyebilirdi. Büyük ihtimal bilmiyorlardı. Ama kendisine Mebus Bey diye hitap ederek adeta huşu ile karışık sevgi gösterirler. Mahalleli olarak kendisiyle iftar ederlerdi. Gerçekten de vakur ve heybetli devlet adımı duruşuyla soğuk savaş sırasında hür dünyanın müteber devletlerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne layık saygınlıkta bir temsilci olarak görünürdü. Bir parlamenter olarak Sadri Maksudi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki seçilmişlerin seçkinlerden oluştuğu dönemin son üyelerindendi. Son olarak şu bilgiyi de vermek istiyorum. Maksudi hocamız İstanbul'da ders verirken o dönem oturduğu sokağa, Şişli'de Kurtuluş Caddesi'nin paralelinde bir sokak Sadri Maksudi Arsal Sokak adı da verilmiştir. O bölgeye yolu düşen arkadaşlar olursa da hocamızı yad etmiş olurlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Avukat parayı karşıdan alsan ben sana çok iş getireceğim. Bizim dava ne oldu? Ne, ne olmuş? olmuş? Sizin duruşmayı aldık bize avukat. İtiraz, İtiraz ediyoruz. ediyoruz. Avukat telefonları açmıyor. açmıyoruz. Benim yeğen avukat. Aferin ona aferin. Önceki beyan. Yazılı beyanlar. Süre istiyoruz. Vermiyorum. Vermiyor. Avukat. Parayı karşıdan alsan <laughs> ben sana çok iş getireceğim. Bizim dava ne no oldu? Ne no <laughs> no olmuş? Hiç sizin duruşmayı aldık biz avukat. Bir ya i̇tiraz ediyoruz. ediyoruz. Avukat telefonları açmıyor. Açmıyoruz. Benim yeğen avukat. Aferin ona aferin. Önceki beyan. Yazılı beyanlar. Süre istiyoruz. Vermiyorum. Vermiyor. Avukat.